Herkese merhabalar sevgili dostlar. 6 Mayıs Cumartesi günü Ankara yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Ankara'da bizleri 10 koşul bir program bekliyor. İzmir tahminleri de kanalımızda mevcuttur. onda seyredebilirsiniz. Bu arada kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Dileyenler bize tabii ki katılıyorsa olarak da destek verebilirler. Bunun haricinde bir de videoyu beğenelim. Ee, yani abone olsak ve videoyu beğensek zaten yeterli biliyorsunuz bizi. Diyarbakır tahminleri, İzmir tahminleri izlemek isteyenler için yayındadır tekrardan söyleyeyim. 10 koşu başlıyorum hemen tahminlere. Hız kesmeden ee, bir solukta bitireceğiz bunları. 15 handikap dişiye 4 yaşlı Araplar 2100 metre kum pist yarışı izleyeceğiz arkadaşlar. İlk koşuda 6 adet Safkan start alıyor. Bizim favorimiz Fesih Çetin başla birlikte 2 numara Hoşgör arkadaşlar. Bu koşuda favori olarak gördüğümüz bir isim. Bunun en büyük sebebi birazcık daha istikrarlı bir isim olması olduğu kanaatindeyim. Yine benzer durumda bir hat daha var. İkinci at olarak önereceğim. Ve da tabi işte Nazlı Veltem 4 numara. Bu iki Safkan'ın ortak özelliği e, hep istikrarlı gelmeleri. Galibiyet elde edememiş olabilirler. Fakat son yarışlarında üst üste tabelalar elde eden Safkanlar olduk için ikisinden birisinin kazanma ihtimalini yüksek görüyorum bu yarışta. Arkadaşlar 2-4-2 safkanlı bir önerim bulunmakta. Başka bir safkanı beğenen, değerlendirmek isteyen varsa arkadaşlar bu ilk ayaktır. riski etmeyip tabii ki de yazabilirsiniz. 2. koşu 8 Safkan Meydan 2 yaşlı İngilizler 900 metre Çin pistleri olacak arkadaşlar Bu koşuda start alacak 8 adet isim var 3'ü Ekür'ü koşuyor arkadaşlar Şöyle bir size idmanları göstereceğim İdmanlarda dikkatimizi çeken Burada tabi 8 numara v Vicious Beautiful'un 23-40'lık bir idmanı var Ama şunu da belirtmek lazım Sadece 400 çalıştığı için birazcık daha düşebilir o derece Bahubali yine 24-40-36-40 iyi bir idman görüyoruz 7 numara Senza Fiyato'da da Yine 37-40-25-40'lık bir idman izlemişiz arkadaşlar bu şekilde. Şimdi bizim buradaki e, tercihimiz şu şekilde olacak. E, burada tabi ekürler e, çok avantajlı gözüküyor. Senza Fiyato ve Bahubali iyi hazırlanmış vaziyetteler. Gökhan Kocakaya ve Hışman Çizik'le izleyeceğiz onları. Bir de 2 numara Kolo var ekürleri burada. Ben 1 e, numara deyip burada e, tek geçmenizi e, önereceğim. Onu söyleyeyim. Ama Bishus Beautiful'da çok iyi bir safkan. E, yani burayı alternatif tek olarak değerlendirin. Risk alacaklar 1 numara tek. İsteyenler 1-8 şeklinde iki safkanla geçsin. Yani ya 1 tek ya 18. Ekürler taktik bir yarış koşarlarsa kazanırlar. Aksi takdirde 18 yapalım burayı. Yani ya 1 tek ya da 18, 2 oyun ihtimali var. İkisini de belirtmemiz gerekiyor haliyle. 8 safkan 3. koşu satış 3 koşu arkadaşlar 4 yukarı araplar 2200 çim pistler burada bu arada şunu söyleyeyim bu satışın yanında yazan 1 2 3 bunlar sadece satış bedeli ile ilgili şeyler yani atların düzeyi ile ilgili bir şey belirtmiyorlar o öyle bir ayrım yok orada onu belirtmiş olayım arkadaşlar bu yarış için bizim önerimizi size vereceğim hemen 8 safkan var arkadaşlar 4 gün evvel ikinci olan bir isim Ezer Döver bir numara. Burada favorimizdir. Çin pisti seven bir safkan. Bu yarışta da kazanma ihtimali çok yüksek. Derece olarak 2.34 yazıyor olabilir ama yani 2200 metre fazla koşulan bir yarış değil. O öyle bir bakmamak lazım olaya. 4 gün arası var diyebilirsiniz ama atın kalitesi de ortada. Bence Ayan Kurşun'la birlikte burada bu işi bitirebilir. 1 numara Ezer Döver arkadaşlar size tek önerimizdir. Sıralı ikili içinse bir arkası 3 burada önerim olacak arkadaşlar. Dileyenler 4 numarayı da sıralı ikili de değerlendirebilirler burada. veya 5 numarayı yani ama bizim önerimiz 3 numara onu söyleyeyim. Bir arkası 3 öneriyoruz. Bu arada Karaca 4 numara bizimle ilgisi olmayan bir safkan. Her seferinde belirtmem gerekiyor ama mecbur yapacak bir şey yok. Ya yani Bizim yetiştirdiğimiz bir safkan değil onu söyleyeyim. Haradan yetişme bir isim bu. Arkadaşlar biz burada bir arkası 3 sıralı ikili diyoruz. 1 numara 6'lı Ganyan için öneriyoruz. Sıralı ikili için alternatif başka isimler düşünüyorsanız da tabii ki deneyebilirsiniz. Dördüncü koşuya gelelim. Kısa vade 6-3 yaşlı İngilizler 2000 metre kum pist yarışı arkadaşlar. Bu yurda iki yarıştır İkinci gelen bir isim Gökhan Kocakaya ile Vay Tuna Vay 5 numaralı Safkan arkadaşlar. Favori olarak göstereceğimiz Safkan'dır. Ee, yani bu, bu atın burada geçirme ihtimali çok düşük gözüküyor arkadaşlar. Ee, bunu belirtmek istiyorum. Hani burada rakip olabilecek olan bu isme başka safkanlar da tabii ki olabilir. mesela burada kimi rakip gösteriyorsun diyeceksiniz. Ben size bir idman göstereceğim. Anlayacaksınız zaten ondan sonra. Şimdi arkadaşlar idmanlara bakıyoruz. Şimdi e, Bay Tunavay'ın idmanında 37, e, 20, 24, 20 şeklinde bir idman olduğunu görüyoruz. Fakat e, dikkat etmenizi istediğim bazı idmanlar var burada. Özellikle bu 50, 25 olan Şerefan 2 numara ve 37.5, 24.5 olan Mahanta arkadaşlar. Bu idmanlara dikkat etmek lazım. 4 numara Mahanta ve 2 numara Şerefana dikkat arkadaşlar. Bu koşuda e, bu isimler bir şeyler yapabilirler. Ben temkinli olmak adına burada 2-4-5 şeklinde 3 safkanla geçilmesi gerektiği kanaatindeyim. Ama tabi Baboş Alper de iyi bir safkan. Hani belki onu değerlendirmeye almak isteyenler olabilir. Yani Ganyanlara bakın tercihinizi ona göre yapın burada cazip görünen at varsa yazmaktan çekinmeyin derim bu koşu buna müsait. E, Tuna Why tabii ki favorimizdir onu tekrardan belirtmek istiyorum arkadaşlar bu koşuda e, oldaki Whytona tunayı tek geçecek olursanız eğer o ihtimali söylemem lazım burada. Bir önceki koşuda biliyorsunuz ki bir numara Ezer ezerdöveri tek verdik. E, yani büyük kaleyi belki şans veren varsa yazar ama ben zannetmiyorum burada bir numara Ezer Döver kazanır arkadaşlar bu koşuda. Vay Tuna vay, yanına e, Şerefan ve e, tabii Mahanta'yı söyledik ama Baboş Alper'de yazılabilir bir isim olarak gözüküyor. İki teke çıkarsanız burada bu atların hepsini yazın. Yani verdiğimiz isimleri yazın derim. Beşinci koşu 15 handikap kişi bir yarış. 3 yaşlı İngilizler 1400 için pist yarışı. Arkadaşlar bu koşta 12 adet safkan start alacak. Hışman çizikle İzzet Aksoy'un sahibi olduğu safkan 3, 7 numara Anadolu Perisi arkadaşlar. Bizim buradaki favorimizdir. Yanına 3 numara Lady Despina Ahmet Çelik'le birlikte öneriyorum. O da 16 gün evvel 5. oldu için pistte bir yarış gördü diyebiliriz. 4 numara Sound of Glory Mehmet Salih Çelik'le start alacak Kurtülük safkanı ve Touch of Color diğer Kurtülük Hürüs safkanı Müslüm Çelik'le 5 numara. Bu iki safkanı da öneriyorum arkadaşlar ikisinde şansı var yani anlayacağınız üzere buradaki önerimiz 3 4 5 7 şeklinde 4 safkanlı bir oyun. Altıncı koşu 15 handikap Dört yukarı İngilizler 1400 kum pist yarışı arkadaşlar. Bu koşuda start alacak 9 adet safkan var. Önce Kurtele Kürüsü'nün ahırdaşı olan bir isimden başlayacağım. 25 gün evvel ikinci oldu. Bir, bir önceki yarışı üçüncüydü. Müslüm Çelikli 53,5 kiloda Never Alone 9 numara. Açıkçası bu düşük kiloda koşmanın avantajını safkan son iki yarışında da gördü bana sorarsanız. Bir üçüncülük bir ikincilik derken galibiyet gelebilir. bu koşuda dikkat etmek lazım. Özcan Yıldırım'la 7 numara Anadolu Yıldızı ile devam edeceğim. 14 gün evvel üçüncü oldu bu safkan. Temkinli davranıp yazmakta fayda görüyorum arkadaşlar. Ve 14 gün evvel 4. olan 1. yarış 3. gelen bir safkan. 3 numara Anzer balına da bu yarışta şans verme taraftarıyım arkadaşlar. Bu koşuda bir de Sirius Black 8 numara değerlendirmeye alınabilir geniş kuponlarda. Yani sıralama vereceğim. Bunun kenarı not alırsınız. 9 numara, 7 numara, 3 numara 8 numara 4 tane atı sıraladık arkadaşlar İsteyen 4'ünü de yazsın isteyen içinden seçip yazsın ha bunun haricinde başka tuttuğunuz ettiğiniz at varsa belki o zaman tabii ki de e, değerlendirmeye alabilirsiniz özellikle beğendiğiniz at varsa bu yarışta arkadaşlar bizim e, yazdırdığımız atlardan beğenmediğinizi ile değiştirebilirsiniz mesela hani öyle söyleyeyim geçelim 7. koşuya Meydan 2 yaş İngilizler 900 metre çim pist yarışı. Arkadaşlar 20 gün evvel ikinci olan bir isim Koca Umar 2 numara ve Bloom Dancer 4 numara ayan kurşununa start alıyor. 2 numarada ise Gökhan Kocukay'ı izleyeceğiz. İkisi de son yarışı ikinci olan safkanlar. Bu yarışta ikisinden birisi yarış kazanır. Bloom Dancer'ın derecesi bayağı iyi değil 53.08 gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada yani bayağı iyi bir derece aslında galibiyet elde edebilecek bir derece bu mesafede. Koca Umar'da yine 20 gün evvel ikinci oldu burada arkadaşlar. Ekürsi, Mike Çetin Kaya ile birlikte start start alacak. Yani 2 3 ben burada arkadaşlar size 2 ve 4 numara diyorum. 2 4 burada iki safkanla geçeriz. 8. koşu Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusu arkadaşlar. Grup 1 1 yarış olacak. Burası 4 yukarı Arap atlarını 1600 metrede çim pistte seyredeceğiz. 12 adet safkan start alacak arkadaşlar bu koşuda. Tabi koşacak isimler içerisinde yok yok diyeceğimiz düzeyde bayağı kaliteli isimleri bir arada izleyeceğiz. İşte burada baktığınızda yollar azdan tutun da işte Taşan, işte Deniz Şövalyesi, Demir Perde, Berk Timur. Bayağı kalabalık bir grup var burada tabi. Ama yani bizim bir favorimiz var bu yarış için onu söyleyeyim. Ben tabi bu atı tek olarak vereceğim. Farklı bir kanaati olan varsa tabii ki bu yarış için saygı duymak lazım. Bu yarış arkadaşlar e, yani herkesin kendi kanaatiyle hareket etmesi gereken bir yarış. E, ben burada arkadaşlar kazanma ihtimalini çok yüksek gördüm. 11 numara Gül Atmi'yi tek olarak veriyorum sizlere. Kurtarı Üresi Safkanı Gökhan Kocakaya ile start alıyor. 13 gün evvel bu yılki ikinci startında Çin pistte galibiyet elde etti. E, tabii burada Deniz Efe var mesela. O da daha genç bir jenerasyon yeni gelen bir isim 22 güne evvel son Çin pistte kazandı Deniz Efe de tabii ki galibiyete iddialı Demir Per'de yine Hakeza öyle bir isim Yollaraz Hakeza öyle Taşan yine öyle Yani burası zor bir grup herkesin favorisiyle gitmesi gereken bir yarış 11 numara Gül Atmi benim favorimdir tek veriyorum bu koşu için ama oldu ki tek atmayacaksanız da tamamen serbestsiniz bu yarış için. Biliyorsunuz ki grup yarışlarında özellikle de böyle bir grup yarışında birazcık daha kendi hislerinizle, kendi düşüncelerinizle hareket etmeniz daha mantıklı olur. Gelelim 9. koşuya 6 safkan start alıyor. Şart 4 bir yarış. 4 yukarı İngilizler. 2100 metre kum pist yarışı arkadaşlar. Bu koşuda e, Vefa İbrahim aracının sahibi olduğu safkan Ahmet Çerik ile Fort Knox 6 numarayla başlayacağım. 20 gün evvel 3. olan safkan burada gördüğü yarışın ardından bu koşuda galibiyet şansını ben olduğu kanaatinde olduğum bir isim olduğu için önerilerime yazdım. Tabi burada 1 numara Iguazu Falls, 2 numara Blenderen'de ve uzun arasına rağmen 3 numara Nartın Kılıcı da değerlendirmeye alınmalı diyorum ben burayı 1 2 3 6 şeklinde geçmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. 6 numarayı niye önerdin diyenler olabilir. Arkadaşlar bu at Bakın şurada görüyorsunuz 4 yarış üst üste galibiyeti var görüyorsunuz değil mi? Yani bu hatta bir, bir şeyler var fakat kendisini tam anlamıyla gösterebilmiş bir at değil henüz. Bu gösterememiş hali onu söyleyeyim. bu hat kendisini gösterdiğinde bu handikap puanı da daha çok yükselir daha çok şey olur. Hani bu yarış onun için bir sınav biz burada Ganyanın cazip olabileceği için yazmanızı tavsiye ediyoruz. Hatta potansiyel var. Bu yarışta gelebilir. Bu yüzden ee, gelelim 10. koşuya. Son koşu şart 3 4 yukarı Araplar 1500 kum pist. 16 gün evvel koştu kazandı. Burada da kazanmasını bekliyoruz. Açık yarışta tek geçmeyenler için grup 1 de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tek geçmeyenler için 2 numara Tunç da son ayakta Mehmet Akkavuz'la birlikte tek önerimizdir diyorum arkadaşlar bu koşuda. Başka bir at önermeyeceğim burada. Ee, sarı yerli uzun arayla geliyor. Ee, işte beyaz adam yine uzun arayla gelen Safkan. Burada baktığımızda böyle bir grup var. 2 numara Tunç daha tek. Evet arkadaşlar son yarış 2 numara tek e, 8. koşuda ben 11 numara gül atmayı tek verdim ama isteyen başka atı tek atar. isteyen buraya bir sürü at yazar. Açık yarışta her türlü sonuç mümkündür arkadaşlar. Diğer ayaklarda da tahminlerimizi vermiştik biliyorsunuz ki. E, burada işte 1 numara Ezer Döver 3. koşuda tekti. E, Ekürler burada alternatif tekti 1 numara biliyorsunuz ki. Böyle bir video oldu. İzmir tahminleri yayında Diyarbakır tahminleri yayında izleyebilirsiniz diyorum. Arkadaşlar abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.